Skorer TV'den herkese mutlu günler diliyorum. Sevgili izleyenler, Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin Aksal abi, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, artık Süper Lig'de 9. haftanın sonunda yeni lider Trabzonspor oldu. Fenerbahçe karşısında aldığı 3 puanla. Neler söylersin, nasıl bir karşılaşma izledik? Erken de bir gol yedi Trabzonspor. O konuda da tabii ki fikirlerini merak ediyorum. Alalım senden değerlendirmeyi. Sondan başlayayım. Abdullah Hoca kasketi kafaya koydu. Maçtan sonraki basın toplantısında kasketle çıktı. Bilmiyorum, tehlikenin farkında mısınız? Nergis, Trabzonspor Hamsi'yi çok arar. Hakikaten Trabzonspor Hamsi için ne kadar önemli olduğunu bu akşam çok ama çok daha iyi anladık. Orta sahada Fenerbahçe 11'e 11 iken oyunu iyi kilitledi. Aslında maçın başında şöyle bir mesaj aldık. Futbolun yazılı olmayan anayasasında. Atamayana atarlar. Trabzon kaçırdı. Evet. Fenerbahçe golü attı. Fenerbahçe bu bölümlerde iyi oynadı. Kanatları iyi kapattı. Orta sahada Hamsi'nin olmamasını tekrar söylüyorum. Çok büyük eksiklikmiş. Hı hı. Bazı maçlar vardı. Kazanıldığında camialarını çok mutlu eder, sevindirir, günlerce konuşulur, hatta sabahlara kadar eğlenir. İki taraf için söylüyorum. O anlamda iki takım gazozuna maç yapsa da izlenir. Hatta gün boyu Trabzon'a gurbetten gidenler çok oldu. Böyle bir galibiyete Trabzonspor'un ihtiyacı vardı. Trabzonspor'un desteğe de ihtiyacı vardı. O anlamda tribünlerde coşku çok fazlaydı. Hı hı. Hafta içinde yaptığımız hep yayınlarda şunu söyledik. Trabzonspor mağlup duruma da düşebilir diye. Tribünler desteğini esirgememesi gerekir. Biliyorsunuz bazı maçlarda mağlup duruma düştüğünüzde, hele Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 1-0 mağlup başlarsanız homurtanmalar başlar da tribünde. Fakat Trabzonsporların çok güvendikleri bir takım var. Çok inandıkları bir hoca var. Hiç oyun sisteminden kopmadılar, panik yapmadılar, stres yapmadılar. Bir de kaliteli ayaklara sahipler. Örneğin sol tarafta, diyelim ki hep eleştirdiğimiz sol tarafta şey iyiydi. Hem Dansville hem Dronsen çok iyiydi. Ancak Jeremy'nin bir eksik bıraktığını söyleyeyim. Mesela orada Abdülkadir'i oraya çekip çok daha farklı bir Trabzonspor seyrederdik. Orta sahada Siopis'in olmasıyla birlikte, ama tabii bu işi en iyi teknik adamlar bilir. Zira oyuncularıyla sürekli birlikte çalıştıkları için 7-24 onlarla beraber olduklarından dolayı en iyi kararı teknik adamları verir. Cornelius'u biraz oyuna geç alındı gibi düşünüyorum. Evet, fikir. Hı hı. Daha erken alınmış olsaydı. Bakame'nin sakatlanıp çıkması Trabzonspor adına büyük bir şanssızlıktı. Hı hı. Hem rakip bir kişi eksik kalmış, hem oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor. İyi hücum yapıyordu Fenerbahçe. Hı hı hı. İşte o topu kanatlara zaten aktaramadığınız zaman, o birebir adam eksiltmediği iyi olan oyuncular ortayı yaptıklarında Cornelius'un ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Evet. Daha ediyorduk. Öyle oldu. Trabzonspor gibi deplasmanda bir kişi eksik oynamak kolay değil. Onu hakemlerin kararları var, tartışılır. Tabii onlar hakem hocaların işi. Sonuçta Trabzonspor'ları mutlu etti. 3 puan hakikaten çok iyi. Fakat şunu unutmamak lazım. Henüz ligin başı. Bu hafta Beşiktaş puan kaybetti. Fenerbahçe puan kaybetti. Trabzonspor kazandı. Yukarılara
tırmanmaya devam ediyor. Bir maçtan ibaret olarak görmek lazım. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Bakasetas'ın tartışılmaz çok büyük bir rolü var Trabzonspor'da. Bakasetas için neler söylemek istersin? Bir de kol bastı oynadı. Ya ne söyleyeyim? Bazen doktora gidersiniz de, ya bazen değil hepimiz gidiyoruz doktora. Doktor size röntgen çektirir, tahlil yaptırır, MR'ınızı çektirir. Tam teşhisi koyar. Şu ilacı kullanın der. Siz o ilacı kullanırsınız, direkt etki yapar. İyileşir kaç günde. Bakasetas, yani bizim ora usulüyle bir örnek vereyim size. Sanki Beşikdüzlü, sanki Çarşıbaşılı, sanki Vafgebirli, Akçabatlı, Sürmenirli, Yomralı gibi. Özellikle bir Trabzonsporlu gibi. Yani o formanın altında biz hep şu örneği çok veririz. Bilhassa Trabzonsporlar der ki, ya o formayı giymek bana bir nasip olsa, ister futbolcu olun, ister futbolcu olmayın. Canımı dişime takarım. Canımı veririm gibilerinden. Yani Bakasetas o forma altında hakikaten canını dişine takıyor. Evet. Formanın, taşıdığı armanın hakkını veriyor, aldığı para, kazandığı para helal olsun. Ne diyeyim yani, böyle bir oyuncu uzun zamandır Trabzonspor'a gelmedi. Evet, evet. Ne diyeyim? Alkışlıyorum. Tekrar ediyorum. Sadece Fenerbahçe maçı kazandı. Bir derbi maçı kazanmış oldunuz. Evet, Trabzonsporlar mutlu olsun. Oyuncular bu gece iyi uyusunlar. Taraftarları gibi, onları sevenler gibi. Çok fazla da büyütmemek lazım. Henüz ligin başı. Hı hı hı. İş bundan sonra. Hı hı. Biliyorum. Tabii. Aynen öyle. Biraz da şey, temkinli gitmek gerekiyor. Maç maç bakmak gerekiyor yani. Öyle söylüyoruz ya hep. Ben oldum olası onu söylerim. Puan tablosuna hiç bakmam. Emin olun şu an evet sadece şunu biliyorum. Trabzonspor ligin tepesine yerleşti. Önemli olan orada kalmak. Eğer bugün an itibariyle son hafta oynanmış olsaydı önümüzdeki hafta çok başka bir şeyi konuşur. Tabii tabii. Yalnız hep size şunu söyledim. Trabzonspor defans yapan takımlara karşı zorlanıyor. Hı hı. Ancak Trabzonspor'un üstüne giderseniz başınıza iş alırsınız. Hı hı. O anlamda Fenerbahçe hakikaten hem maça da iyi başladı, oyuncularla hoca dersin iyi çalıştı. Hı hı. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Eğer 11'e 11 oynanmış olsaydı bu karşılaşma, yine böyle biter miydi Trabzonspor'un üstünlüğüyle sence, yoksa biraz daha zorlanır mıydı Trabzonspor? Daha fazla gol pozisyonu olur. Trabzonspor penceresinden bakıyorum. Dedim ya az önce Fenerbahçe iyi kapandı, iyi defans yaptı. Bir de şey, kalan takımlara karşı oynamak çok zor. Herkes. Evet, evet. Ama 11'e 11 olmuş olsaydı hem Fenerbahçe penceresinden hem Trabzonspor penceresinden bakıldığında atraksiyonu yüksek, heyecanı böyle çok daha farklı bir maç izlerdik. Hı hı. Kestirmek tabii ki zor. Ama tekrar ediyorum, Fenerbahçe'nin oyunun hemen başında attığı gol oyun planlarını da biraz bozdu. Zaten bir kişi eksik aldıktan sonra tekrar söylüyorum, pozisyonları tartışmak hakemlerin işi. Hı hı. Çünkü Türkiye'de hep kendi aramızda konuştuk. Aslında tüm futbol adamları da bu konuda sıkıntılıdır. Kararlarda standart yok. Evet. Bir maç dediğiniz pozisyonu diğer maçlarda farklı yorumlayan hakemler var. Hı hı hı. O yüzden biz o konulara hiç girmeyelim istersen. Peki. Bayağı, eklemek istediğin bir şey var mı? Bugün maçtan sonra Trabzonspor'u dostlardan çok mesaj aldık, taraftarlardan bilhassa. Böyle bir güne ihtiyaçları vardı, böyle bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Onlar adına ben de çok mutluyum. Onlar maçlara gidecekler, takımlarını destekleyecekler. Bizler burada anlatacağız.
Ama tekrar bir hatırlatma yaparsam, Hamsi gibi bir oyuncu Trabzonspor olmazsa olmaz. Bunu bu akşam bir kez daha anladık. Niye böyle ısrarla üzerine basarak söylüyorum? Onu da biraz açayım. Trabzonspor'un bir oyun aklı var, bir oyun planı var. O oyun planının baş aktörü Hamsik. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aksal abicim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, lider Trabzonspor artık Süper Lig'in 9. haftası. Aksal Yavuz bize Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.